Tolga Kalender mücadelesi tamam, bak, var. Güzel arka arkaya geldi. Orada bir penaltı beklentisi. Levent kaptan bak bakalım bunu. Ben görmedim bak bunu hocam. Bak şimdi görsen göremediğin pozisyon bu. Bak şimdi yakını gelecek. Bu değil. Bu değil. Şimdi. Bu penaltı. Bunun aynısını Göztepe maçında adam yaptı. Ya, şey usta ya şey. Zaten Tolga zaten sonra hatırlar mısın? Gördü, değil mi? Topa evet. Vururken itti. Onunki tek elleydi. Tek elle. Bu iki elle. Hocam iki elle ha gördün mü? Bu hocam niye biliyor musun hocam? Bu... Maç 5-1 işte ondan beri. Şimdi geliyorum diğer tarafa. Az önceki Jelert'in pozisyondaki dokunuşlar ve temasa gidiyorsun. Soft bir penaltı. Bak, rahat hocam. Olmayan bir penaltı çalıyorsun. Burada olanı vermiyorsun. Hocam bir şey güzel ya hocam. Bir de bir şey söyleyebilir miyim? Top mop bilmem bak, bu penaltı. Bir şey yok ya ilgi penaltının yok. Tillağı bu. Hocam güzel hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir bak. De bu kardeşimiz Tolga Kalender biraz dengesiz girmiş oyuna. Sonunda kırmızı görüyor. Sonunda kırmızı görüyor. Bir de ne biliyor musun? Ya bu maç 5-0 o penaltı değil. 5-0 bunu attı. 5-1. Hayır. Ha, penaltı bana göre değil. 5-0 o penaltı değil. Burada da penaltı 2-50 etti. Burada penaltı attı. Evet. 6. Niye bu? 6-0 bitti. Ya Galatasaray bir golle şampiyonluğu Beşiktaş'a kaçırdı. Mi? Mustafa Hocam bir golle kaçırdı. Bir golün önemi. Şimdi buradan +4 yazıldı. Ama ne yazılacaktı? +2 daha 6-0 yendiğini düşün. Ya bunun için hakemler bırakın siz ya. Skora göre maç yönetmeyin. Devam gördüğünüzü edeyim. Çalın. Sizi destekleyici bir argüman daha ortaya koyayım. 2 dakika ilave verdim. 1.40'da oyunu bitirdim. Onu geçen de söyledik ya. Ya 54 böyle, saniye verdiler. Böyle bir hocam. Böyle bir şey var orada ya. Maç farklı diye. Böyle hocam, bir yüksünüz yok. Ya buradan rica ediyorum ya Merkez Hakem Kurulu. Maç farklı oldu diye bu maçı kısa tutmak zorunda mısınız? Kaç dakika oynanmış bir bakın bakalım. Top ne kadar oyunda kalmış? Topun oyunda böyle kalmadığı bir, süreye bir bakın. Böyle bir yüksünüz yok. 20 saniyede bir gol olur. Reha Bey'in anlattığı gibi. O golle farklı şampiyonluklar gelir. Bilemezsin yine bunu. Bir 5 gollü maçta. 54 saniye. Burada da 2 dakika 1.40'da, var yok işte. 20 saniye falan. 2 dakika ilave etti. 20 saniye kala da bitirdi. 1.40'da bitirdi sevgili ya. Sevgili Mustafa Hocam bunları nasıl yapıyor bu yanlışları bu hakemler? Nasıl ya böyle bir hataya düşüyor? Geçen gün de söyledim. Sen de filmi, söylüyorsun son devamlı. Filmin şimdi devam ediyor musun? Hazır yeri gelmişken. Şimdi Göztepe Fenerbahçe maçında Kadir Sağlam'ı çok mu beğendik biz? Yok. Evet, konuştuk işte. Yo. Anlattık değil mi? Tabii. Peki bir hafta sonra Kadir Sağlam yine sahada. Öyle ama o, o maçta bulunan görev... Ki, 4 haftada neler gördük? Görev alan hakemler Turgut Doman'ı sahada. Gördük Turgut ya. Turgut Doman'ı gördük. Turgut Doman faciasını gördük şu var. Hocam. Bir hakeme yapmış olduğun yanlışın bedeli diyelim veya o yanlışın unutulmaması, kendini toparlaması için mutlaka bir yaptırım uygulaman lazım. Bakıyorsunuz orada o akşam daha Mustafa İlker Coşkun eve gönderdiniz. Göztepe Fenerbahçe maçından sonra eve gönderdiniz. Bir hafta sonra tekrar VAR'a oturttular ama demek ki ortada bir hata var. Fenerbahçe'nin penaltısı var vermedin. O yardımcı hakem o tarafta... Buna da VAR karışamıyor değil mi hocam? Karışamıyor. İtmeleri hakeme bırak. O taraftaki yardımcı hakemin de maçı var. Maçın hakeminin de maçı var. Maçın gözlemcisi de maçı var. Ya hata nerede? VAR'a gittin. Dinledin. Peki soruyorum. Bu VAR'a gittin de arkadaş sahada oynattığım pozisyonu VAR'a gittin. Ne gördün de iptal ettin? Dönüyorum şimdi Galatasaray maçına. Konya Galatasaray maçına. VAR'a gittin de direnç Donuslu'oğlu. Hayır ben bu kararımın arkasındayım. Oynatıyorum. Golü veriyorum de. Mecbur musunuz VAR'a gittiğiniz zaman? VAR çağırdıysa verdiğiniz kararı. Bak daha neler gördünüz. Geleceğim nokta var. Direnç Donuslu'oğlu da yarın akşam Beşiktaş maçında. Bir önceki hafta oydu. O da Beşiktaş maçında. Peki soruyorum hata nerede? Kim demek yaptırımlar ki değil, nerede? Öyle görmüyorlar. O zaman kaliteyi bulamazsın. O zaman başarıyı yakalayamazsın. Hakemler hatalarını bilmiyor. Hatalarından ders çıkarmıyor. Her hafta maça gidiyor. Gitsin gözümüz yok maçlarda. Lakin yapmış olunan bu hatalardan ders çıkarılması lazım. Hepsi gidiyor. Bütün aile o hafta hata yapıldı eleştirdik. Kamuoyu eleştiriyor. VAR konuşmalarını veriyorsunuz. Zaten olanı veriyorsunuz. Bana verin Kayseri Sivas maçındaki iptal edilen goldeki pozisyonu verin. Fenerbahçe maçında verilmeyen pozisyonu anlatın bana. Gözlemciler de bu performanslardan memnun herhalde. Geçerli not veriyorlar. Abi devamlı maçlara gidiyorlar. Onlar da gitsin maça. Hakemler de gidiyor. Gitsin. Ama hata verdi. Peki